Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine yeşil ışık yaktı. Gelirse konuşurum, müzakereye açığım dedi. Adaylıktan çekilmesi çağrılarına ise kapıyı kapattı. Elbette. Memleket Partisi'nde ziyaret edeceğim. Elbette onlarla da konuşacağım. Diyalog kanalı açık mesajı verdi. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret sırasına Memleket Partisi'ni de ekledi. Gözler aynı kulvarda yarışacak olan Genel Başkan Muharrem İnce'ye çevrildi. Peki o eski genel başkanının olası ziyaretine nasıl bakıyor? Kemal Bey benden yaşça büyük. Doğrudur, genel başkanlığımı yaptı. Benim ağabeyimdir. Hürmet ederim. Milli Yol bağımsız Türkiye'ye gitmişse bize de gelecektir. Bekliyorum, buyursun. Kemal Bey gelirse konuşurum. Ama gazetecilerin yazdığı haberler üzerinden konuşmam. Ben müzakereye açığım. Gazeteci Abdülkadir Selvi'ye konuştu İnce. Müzakereye açık olduğunu vurguladı. Kendisine Milli Eğitim Bakanlığı önerildiği iddiasını yalanladı. Teklif yok dedi. Adaylıktan çekilmesi için yapılan çağrılara ise karşı çıktı. Diyorlar ki Millet İttifakı %60 alıyor. Bana da %2-3 veriyorlar. Madem %60'sınız, ben olursam o zaman %58 ile alın. Ben bu iktidardan memnun değilim ama sizden de memnun değilim. Kardeşim, ben siyaset yapmak istiyorum. Peki neden çekileyim, siz adayınıza güvenmiyor musunuz? Demokratik bir hak değil mi? Efendim, iklim krizini, bu değişikliği sıkça artık hisseler olduk. Biliyorsunuz ki dün İstanbul'da günlük güneşlik bir hava vardı. Sıcaklıklar 20 derecenin üstünü gösterdi zaman zaman, Mart'ın sonu olmasına rağmen. Bugünse ne mevsim normallerine döndü bile diyemeyeceğiz. Daha da altına düştü. Meteoroloji zaten uyarmıştı sağanak yağış için ve gece saatlerinde o sağanak yağış İstanbul'daki eneri gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yağmur gece saatlerinde etkisini gösterdi. Kentin bazı ilçelerinde sağanak şeklinde etkili olan yağış sokağa çıkanları da hazırlıksız yakaladı. Yağmur nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bugünden itibaren kuvvetli rüzgar ve zaman zaman fırtınanın da beklendiği İstanbul için uzmanlar ulaşımda aksama, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.